Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar, iyileştim artık çok şükür. Allah'a şükür iyiyim. Hastaydım biliyorsunuz. Allah razı olsun dua eden herkesten, yorum atan herkesten. Çok güzel insanlar var kanalımda, eminim biliyorum. Çok güzel dua eden insanlar var. Hepsinden Allah razı olsun. Dün yaylaya çıkmıştım arkadaşlar. Yayladan çekim yapmayı düşünüyordum ama babam yoncayı işle dedi. Emir büyük yerden geldi. O yüzden dün başkasının yoncasını işlemiştim. Bugün kendi yoncamızı işleyeceğim. Tabi burası oradan bayağı bir büyük arkadaşlar. Maşallah yoncamız da çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim diz boyundan. Yukarıda mı? Bakalım bakalım. Hemen hemen diz boyunda arkadaşlar. Şu arada görüyorsunuz. Maşallah çok güzel olmuş. Bunları işleyip kurutuyoruz arkadaşlar. Kışın koyunlara vermek için, ineklere vermek için. Bugünkü görevimiz bu. Şu ortalar sanki diz boyundan yüksek gibi. Maşallah çok güzel ekmişiz. Hiç boşluk yok. Allah'a şükür Rabbim. Rabbime şükürler olsun. Çok güzel yetişmiş. Yonca çok faydalı arkadaşlar. Yoncanın kurusu koyunlar için de öyle, inekler için de öyle. Mesela hasta inek olduğu zaman yonca kurusu yedirirler kışın. O yüzden çok vitamin değeri bakımından da çok yüksek. Bakalım şimdi bahçeyi görüyorsunuz arkadaşlar. İki dönümden fazla olması lazım burası. 2500, 2,5 dönüm, 2500 metrekare olması lazım. Şu uç tarafı görüyorsunuz. Allah izin verirse bugün burayı bitirmeyi planlıyorum. Bakalım nasip. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada tıraş oldum arkadaşlar. 2 aydır tıraş olmuyordum. Şöyle göstereyim. Saçı kestirdim. Yani 2 ay oldu. Bayağı artık ensem kaçınmaya başladı. Sağım soldum. Berberler de açılmış. İnşallah durum daha iyiye gider diyorum Rabbim. İnşallah. Kurtarır artık bizi şu virüsten. İyiye gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Düşse devam eder. Kurtuluruz artık. Hadi bakalım. İş başına artık. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakikada dörtte birlik kısmını işledim herhalde. Bayağı hızlı çalıştım galiba. Bakın şöyle. Daha çok yerimiz. Ama olsun sıkıntı değil yani. Bunu hayvanlarımız yiyecek kışın. Eşek Nazlı çok seviyor bunu. Kışın kuru otu var ya, o karda bulduğu zaman kütür kütür nasıl yiyor görseniz. Diğer hayvanlar da öyle. İnekler de seviyor. Hadi bakalım şimdi biraz işlerken çekelim. Evet arkadaşlar biraz izleyin bakalım. Ah.
arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Yalnız çok matematiksel hesap ve koordinasyon gerektiren bir iş. Biraz belki saçma gelebilir ama hakikaten de öyle. Çünkü neden arkadaşlar, bu şu bıçağın aşağı yukarı genişliği, çapı 20 santim, 25 santim civarında. Her seferinde, her biçişte bu uzunluk kadar adım atmanız lazım. Yani o kadar mesafe gitmeniz lazım ki, eğer az adım atarsanız, daha kısa atarsanız işiniz daha uzun sürer. Hani bu bıçak genişliği kadar yer alamazsınız. Daha uzun atarsanız da arada yonca kalabilir. Yani tam ayarlamanız lazım. Bu da zamanla olan bir şey. İşledikçe alıştığınız bir şey. Yani o yüzden hem de sağa sola alırken belirli bir seviyede gitmesi lazım. Mesela şurası dümdüz. Onu artık işledikçe zamanla bu oturuyor. Dediğim gibi koordinasyon gerektiren bir iş. Bir de şu bıçağın yere tam yapışması lazım. Dümdüz olması lazım ki hem yerden işleyebilirsiniz. Sağa sola giderken de çok hafif, 1 santimlik bir eğim vermelisiniz. Bu da yerdeki küçük çakıllara çarpmasın, ağzı bozulmasın diye anlatayım dedim nasıl bir iş olduğunu. Belki saçma gelmiştir, kusura bakmayın. Bülbül seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar, her zaman var. Biraz da manzarayı göstereyim, çenemi kapatayım, bülbül sesini dinleyin. Yine fazla konuştuk. Evet, şu karşıda çardak var arkadaşlar. Bir gün orada iftar yapalım dedik. Baba, hacı eniştem henüz davet etmedi. Belki videodan torunları gösterirse davet eder. Geçen gün arık temizlerken vardı, hacı eniştemi gördünüz. Belki videodan izler de yüzsüzlük yapalım, davet eder bizi. Orada bir iftar yapalım şu karşıda. Bahçesinin içinde çardak var. Halam da oradaymış. Duydu mu acaba beni? Herhalde uzak biraz, duymamıştır. Manzaramız böyle arkadaşlar. Çalışmaya devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle bahçenin büyük bir bölümünü bitirdik. Görüyorsunuz şöyle. Şu diğer taraf biraz daha ince artık. Şu yukarıdan da bayağı bir aldım. Şu ara kaldı artık. Bir saatlik işim kaldı yaklaşık. Şimdi eve gidip biraz dinleneceğim. Şuralarda çekeyim size. Çiçeklerimiz açmış burada, görüyorsunuz. Arkadaşlar, iş yaparken alın teri varsa, tevekkülü elden bırakmıyorsanız, yani elinizden gelen her şeyi yapıp Rabbime bırakıyorsanız, tevekkül ona deniyor. Siz başarıyı kovalarken bir gün muhakkak başarı sizi kovalayacaktır. Hani biz çocukluktan böyle gördük. Yaptığımız işte başarılı olmak için besmele, tevekkül şart arkadaşlar. Yani sinirlenerek, küfrederek iş yaparsanız onda başarılı olamazsınız diye düşünüyorum. Çarşamba çayımız da görüyorsunuz maşallah. Hala coşkun. Küçükken şurada yüzerdik arkadaşlar. Tabi buralarda böyle duvarlar yoktu. Çallarla böğet yapardık. Burada yüzerdik ama su çok soğuk olurdu. Yazın ortasında bile su ısınmıyor buranın suyu. Buz gibi oluyor. Bahçemize doğru gidelim bakalım. Burada bir köprümüz var. Şu sol taraftaki su arkadaşlar, Aygır Şelalesi'nden gelen.
Şu sağ taraftaki de küçük su bizim şu mahalleden geliyor. Çarşamba çayının diğer bir kolu, iki koldan birleşiyor burada. Aygır tarafından biraz fazla geliyor. Yalnız Aygır tarafı yazın bayağı bir kuruma noktasına gelir. Fakat bizim şu yukarıdan gelen su kurumaz arkadaşlar. Bu bulanmıyor da, bakın farkındaysanız bu taraf biraz bulanık. Şu taraf şey, daha durulanık, daha temiz. O yazın da öyle akmaya devam ediyor arkadaşlar. Biraz azalıyor tabii de, kurumuyor hiç. Hadi bahçeye gidelim bakalım. Bahçemize geldik arkadaşlar. Eski abonelerim bilir herhalde. Eşekli bir video vardı, orada yonca ekmiştim. Şu küçük yere yeni ektim yoncayı, bu sene ektim baharın. Arkadaşlar maşallah görüyorsunuz, buraya sırtımda iple bağlayıp kendim sürge çekmiştim, toprak sıkışsın diye, yoncalar iyi çıksın diye. Şöyle bakın maşallah, hiç boşluk yok neredeyse, çok az yerlerde boşluk var. Görüyorsunuz arkadaşlar, emek verirseniz oluyor yani. Toprağa emek verirseniz toprak bir şekilde sizi geçindiriyor arkadaşlar. Ve burada patateslerimiz var. Patates ekim videom da vardı. Eskiler bilir, hatırlar. Patateslerimiz maşallah çıkmaya başladı artık. Görüyorsunuz. Renkleri de güzel, siyah. Yeni yeni çıkmaya başlamışlar arkadaşlar. Su arıklarını attık geçenlerde. Artık buralar sulanacak. Havalar da bayağı sıcak. Yağsız geçiyor Rabbim. İnşallah yağmur verir. Kurak bırakmaz ülkemizi diyorum. Burada böğürtlen fidanlarımız da artık bayağı bir yeşerdi. Bir de zaman bulup çapalayabilirsem, neredeyse çiçek açmaya yaklaşmışlar gibi arkadaşlar, görüyorsunuz. Maşallah bayağı yeşermişler. Şu alan komple böğürtlem arkadaşlar. Böğürtlem fidanlarım var. Görüyorsunuz. Maşallah maşallah, ne güzel çıkmışlar. Allah izin verse hepsi çıkacak gibi arkadaşlar. Hiç boşa gitmeyecek gibi. Yavaşça eve doğru gidelim artık. Biraz dinlenelim. Yorulduk. Evet arkadaşlar. Yenice bitirdim. Görüyorsunuz. Araziyi tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, alın terini görüyorsunuz. Mutluluk alın terinde arkadaşlar. Helal kazançta. Helal yapabiliyorsanız paranızı, kazancınızı, helal lokma geçiyorsa boğazınızdan, dünyanın en mutlu insanı, en bahtiyar insanı bence sizsiniz. Gerisi o kadar önemli değil. Önemli olan yediğiniz her lokmayı helal et, helal olmasını sağlamak. Helal kazanmak diyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, videolar bazen geç geliyor. 3-4 gündür köy işleriyle uğraşıyorum. Yonca işliyorum. Farklı konuda olmuyor. Sürekli yoncayla uğraşınca, köyle uğraşınca, bir de akşam yaylaya inip sabah akşam yaylaya çıkıp sabah geliyorum. O yüzden böyle oluyor. Kusura bakmayın. İdare edin bu ara böyle. Videoyu buradan noktalamak istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun beni izlediğiniz için. Allah razı olsun. Rabbim herkesin tuttuğu orucu kabul etsin dergahında. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.